Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. İzleyenler, programımız stüdyo konuğumuzla devam ediyor. Bugün Almanya Sigarasız Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Şaşmaz bizlerle birlikte olacak. Kendisi aynı zamanda emekli öğretmen. Hem yerli malı haftasını konuşacağız değerli izleyenler. Hem Türkçemizi, dilimizi konuşacağız. Aynı zamanda tabii Sigarasız Yaşam Derneği'nin yapmış olduğu çalışmaları da dinleyeceğiz konuğumuzdan. Hemen kendisine dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Bir yorgunluk var sadece. Bu sabah geldik Almanya'dan. Gerçi dün Ankara'daydık. Ankara'da Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'ı dolaştık. Ve bu sabaha karşı da Ordu'ya gelmiş olduk. Ayağınızın tozuyla da sizi Ordu'da ağırlamış oluyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bütün izleyicilere de hayırlı günler diliyorum. İnşallah konuşmamızın faydalı olacağını diliyorum. Evet, çok umuyorum. Da önemli konuları konuşacağız hocam. İnşallah. Öncelikle yerli malıyla başlayalım bence. Çünkü çok... çok önemli bir hafta. 12-18 Aralık tarihler arasında farkındalık oluşturmak amacıyla biz yerli malı haftasını kutluyoruz. Çeşitli etkinlikler düzenleniyor ama öncelikle tarihçesiyle ilgili bilgi alalım sizden. Tabii yerli malı haftası ilk kez bu konuda ilgili çalışmalar Birinci Dünya Savaşı sonrası gelişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında İzmir'de İktisat Kongresi'ni düzenledi. Bu İktisat Kongresi'nde özellikle yurt dışına satılacak olan malların alınacak karşısında aynı seviyede, aynı denkte olmasını özellikle vurgu yaptı. Mesela bir ülkeye 1000 Türk liralık mal veriyorsak karşı taraftan da ancak 1000 liraralık mal alacağız. Yani 1001 liralık aldığımız takdirde 1 liralık malı tekrar o ülkeye ihraç etmek için, ithal etmek için bu konudaki dengeyi sağlamak amacıyla. Tabii yıllar sonra 1929 yılında o zamanın başbakanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda tekrar bir konuşma sunuldu. Bu konuşmada da yine bizim milli mallarımıza, milli değerlerimize, kendi üretimimize önem verilmesiyle ilgili. Bunun devamında da okullarda 1946 yılına itibaren tutum yatırım haftası başlamış oldu. Bu 1983 yılına kadar bu isim altında devam etti ve 1983 yılında da tutum yatırım ve Türk malları haftası adıyla devamını sürdürdü. Fakat son yıllarda maalesef şunu görüyoruz ki okullarımızda bu etkinliklerin özellikle Türkiye genelinde eskiye nazaran önemsenmediğini fark ediyoruz. Yani çocuk Karadeniz bölgesinde yetişen ürünleri veya Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişen ürünleri veya Akdeniz'de yetişen ürünleri çocuklarımız bilmez hale geldi. Bugün şu anda masamızda işte elmamız, portakalımız, armut, fındık, fıstık veya ceviz bunlar bulunmakta. Cevizin asıl Türkiye'deki en fazla yetiştirilen yeri neresidir? Bundan biz habersiziz. Veya elmanın aynı şekilde. Veya fındığın yeri belli. Dünyadaki fındık başkenti olarak Ordu diyoruz haliyle. Bunu çocuklarımıza verirken herkes kendi getirdiğini arkadaşlık bünyesi adı altında masanın üzerine toplayıp bunu yemek için yani herkes sadece kendi getirdiğini değil, arkadaşlarının getirdiğiyle beraber, birlik beraberlik için yemeği de öğrenmiş oluyor. Biz tabii Almanya'da 41 yıl görev yaptım ben. Bu görevim esnasında Türkçe ve Türk kültürü dersleri öğretmeni olduğum için 2. sınıftan 10. sınıfa kadar her sınıfla ayrı ayrı artırma ve yerli mallar haftasını yaptık. Tabii bu 2. sınıfla 10. sınıf arası derken 3 ayrı okulda görev yaptığım için bu okullardaki sınıflarla da yaptığım için bir mesela artırma ve yerli mallar haftasında böyle 15-16 ayrı sınıfla yapmış oluyorduk biz bunu. Ve çocuklara sade getirmiş olduğu ürünleri masaya koyduktan sonra yemeye başlamadan önce biz elimizi nasıl yıkarız? Onu vermeye çalışıyorduk, öğretmeye çalışıyorduk. Evet. Bu pandemi döneminde, salgın hastalık döneminde televizyonları görüyorduk genelde. İşte yemekten önce veya eve geldiğimizde ellerimizi çok güzel bir şekilde ovmamız, yıkamamız gerekir. Biz bunları aslında artırma ve yerli mallar haftasında beraberce yemek yemeye başladığımızda veya meyve, sebze gibi durumlarda
ne şekilde yıkanacağını çocuklarımızdan öğretmeye çalıştık. Her öğretmen arkadaşımız da bunu öğrencilere kesinlikle vermiştir diye düşünüyorum. Ki böyle olması gerekir. Ama dünya genelinde artık bu özellikle el temizliğine dikkat edilmeye başladı. Fakat bazı ekranlarda şunu da gördüm, özellikle belirtmek zorundayım ki o ekranlara da bir fiil aramaya çalıştım. Su akıyor, bizimki sabunu eline aldı, su akıyor, o elini sabunuyor. Evet. Bir taraftan israf, bir taraftan temizlik olmuş oldu. Özellikle birkaç ayrı ekranda bu konuda ben aradım, telefon açtım. Bu hepimizin duyarlılığı olması lazım. Yani şimdi dünya genelinde yani 510 milyon kilometre kare dünya toprağının 361 milyon kilometre karesi sularla kaplı ama buna rağmen su sıkıntısı var. Onun için bu hepimizin görevi olması lazım. İster Almanya'da, ister Amerika'da veya Yunanistan'da veya kendi ülkemizde. Yani su hepimizin sonuçta var. Su hayat diyoruz. Hocam ekranda görmüş olduğumuz fotoğraf da Almanya'dan mı? Evet, Almanya'da. Hangi yıl tam seçemiyorum ama sanırım Yerli bu Malı evet. Sanırım bir 7-8 yıl önceki fotoğraf diye düşünüyorum. Öğrencilerimle birlikte. Biz bu meseleleri gördüğünüz gibi meyve yemeye veya herhangi bir yemeğe başlamadan önce besmeleyi de ekliyoruz. Şimdi Türkiye'de bu ne şekilde de bilmiyorum. Ama biz çocuklara meyve veya yemeğe başlamadan önce kesinlikle işte elimizi yıkadıktan sonra besmeleyle başlamamız gerektiğini, kaldı ki ondan önce sınıfa girerken besmeleyle girmemiz gerektiğini biz vermeye çalıştık. Çünkü bu kültürümüz içinde artık bizim. Evet. Ve bunun da açıklamasını yapmaya çalıştık. Dolayısıyla biz bunlara dikkat ettiğimiz takdirde kendi ürünlerimizin nerede, ne yetişiyor, ne kadar yetişiyor, bunun da farkında olmamız gerekiyor. Şunu ben inanıyorum ki Ordu'daki her genç, her öğrenci dünyanın fındık başkenti olduğunu, Ordu olduğunu da bilmekte diye düşünüyorum. Bunun kesin verilmesi lazım. Tabii bizim Giresun'umuzun veya Karadeniz'de diğer illerimizin de fındığı var. Ona bir şey demiyorum ama en fazla fındık yetiştiren yer Ordu'dur. Veya kivi üretimindeki yer Ordu'dur. Veya Türkiye'deki en fazla bal üreten yer Ordu'dur. Bunun hem biz tanıtımını yapmamız lazım hem de diğer illerde bunu tanıtmamız lazım. Ama bugün Antep fıstığı reklama girmiyor değil mi? Yok. Tamam. Antep fıstığı denildiğimizde her ne kadar Antep fıstığı olsa da en fazla fıstığın yetiştirilmiş olduğu yer Antep olmadığı söylenmekte. Ama biz Antep fıstığı olarak biliyoruz. Evet. Ama bu ülkemizin ürünü sonuç itibariyle nereden gelirse gelmiş olsun. Bunun yanı sıra bizim yurt dışında yapmış olduğumuz çocuklarımıza Türk bakkallarından alışveriş yapmasını. Eğer bir Alman iş yerine gidiyorsa orada Sultan adı altında üzümler vardır. Özellikle bizim Ege'nin üzümleri vardır. O üzümleri tercih etmeleri ve onun yanında da başka ülkenin üzümleri var. İşte çeşit çeşit yine Akdeniz ülkelerinin. Biz özellikle Türkiye'yi alırsak, Türkiye'deki bizim bir gayrimenkulümüz var muhakkak. İşte annemiz babamız almıştır. O gayrimenkule biz katkıda bulunmuş oluyoruz. Çünkü annemiz babamız bu gayrimenkul için bir vergi ödüyor. Sultan üzümlerini aldığımız takdirde Sultan markası orada başka isimle yazılıyor onun için söylüyorum. Direkt Sultan değil başka bir isim ekleniyor oraya. O ismi aldığımız takdirde ülkemize bir giriş oluyor maddi olarak. Ve o ürüne karşı olan şirket tarafının istek fazlalaşıyor. Yani yılda örneğin 100 ton yerine 105 ton veya 110 ton almaya başlıyorlar. Ve ülkemizde biz bilinçli olarak katkıda bulunmuş oluyoruz. Aynı şekilde diğer meyvelerimizi de tabii biliyorsunuz Almanya'nın büyük bir meyveyle ilgili, sebzeyle ilgili alım yeri bizim ülkemiz, evet. Türkiye. Tabii hocam çok önemli bir hafta dediğimiz gibi ürünlerimizi tanımak ve tanıtmak açısından, farkında olmak açısından önemli. Bir de tabii dünyada bir kriz yaşanıyor, gıda krizi yaşanıyor. Burada tabii tutumlu olmak da çok önemli. Buna da değinelim isterseniz. Dünyada bir kriz var dediğimiz gibi gıda krizi yaşanıyor işte. Mesela Avrupa'da rafların boş olduğu ifade ediliyor. Türkiye ile Avrupa'yı kıyaslayacak olursak mesela bu konuda neler söylersiniz? Evet, rafların boş olduğu yerler genelde un bölümüdür, şeker bölümüdür ve bizim zeytinyağı veya ayçiçek yağı olan bölümler veya fındık yağı son yıllarda Almanya'ya gelmiyor. Bu da bizim bir üzüntümüz. Yeteri kadar reklamını yapamıyoruz herhalde. Burada eksiklik de bütün orduların olmuş oluyor, yurt dışında yaşayan orduların yani bizlerin eksikliği olmuş oluyor. Belki yeteri kadar tanıtım yapmış olsak fındık yağını da bir ayçiçek yağı gibi olmasa da raflarda görebiliriz diye düşünüyorum.
Bu ürünlerin gelmiş olduğu ülkeler belli. Bugün savaş halinde olan ülkeler. İstiyoruz ki bütün dünyada savaşlar kalksın. Savaşın kazananı olmaz zaten. Bu bir gerçek. Nerede olursa olsun Allah kimsenin başına da vermesin. Bugün iki ülke arasındaki bu savaşın sonuçları bütün dünyayı etkilemekte. Ama Türkiye'nin bu konudaki almış olduğu rol, ülkemizin almış olduğu rol gerçekten Almanlar tarafından, benim gelmiş olduğum ülke Almanya olduğu için söylüyorum, Almanlar tarafından takdirle karşılanıyor. Yani dün Türkiye'ye laf söyleyen bilinçli siyasi arkadaşlarımız bugün Almanya ile Türkiye arasındaki bu ilişkiyi bildikleri için, bu gıda ile ilgili özellikle bu ülkelerden gelen malların Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılmasını, aktarılışını bildiklerinden dolayı Türkiye'ye karşı olan o dünkü sözleri artık yavaş yavaş bıraktılar. Çünkü bu olmamış olsa gerçekten büyük bir sorun olmuş oluyor. Ben geçen geldiğimde de beni konulara mevzu olmuştu. Biz 77 sente almış olduğumuz ucuzlukta, indirim olduğunda ayçiçek yağını daha düne kadar 4.99 alıyorduk. Bulabilirsek. Bak 77 sente aldığımız indirimde ayçiçek yağını bugün raflarda bulabilirsek 4.99 alıyorduk. Şu anda aşağı yukarı bir 2.49 civarında ayçiçek yağı. Buna rağmen 3 kat fazlası olmuş oluyor. Evet. Ülkemizde bilmiyorum o kadar büyük bir pahalılık olacağını, yani bir ayçiçek yağından bahsediyoruz. Orada olmadı. Un fiyatları 29 sentti. Şimdi bizi izleyen yurt dışından arkadaşlarımız olabilir. Şimdi rafa gidip bakıyorlar 1.49 1 kilo un. 29 sent 1.49. Şeker çok uygun, yani 49 sente kadar inmişti geçtiğimiz yıllarda. Şimdi tekrar 1.59'lara çıktı şeker. Ha bazı tabii şekerler var fazla rağbet görmeyen. Onlar işte 1.19'a 1.29'a kalite açısından fark edebiliyor. Ama genelde bizim halkımız tarafından beğenilen, bilinen şekerler 1.49, 1.59 civarında sürüyor. Yani rafların boş, buna rağmen boş olması da Türkiye'deki bolluğu bizim inkar etmememiz lazım. Yani bunun tabii siyasi yönüne falan bizim haddimiz değil. Yani bizim siyasi bir öğretmen olarak siyasi görüşümüz, ülkemiz, vatanımız, değerlerimiz. Evet. Yani bunun haricinde bir siyasi görüşümüz yok. Tabii ki haliyle. Ülkemizde de burada da fiyat artışları yaşanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi maliyetler artıyor. Bu da ister istemez ürünlerin fiyatlarına yansıyor hocam ama şu da bir gerçek, bizim raflarımız boş kalmıyor. Yani istediğimiz ürüne kolayca ulaşabiliyoruz. O açıdan bir sıkıntımız yok en azından. Bu da sevindirici. Dün bir meslektaşımla Kırşehir'de görüşürken benzeri bir konuyu o da aynı şekilde sordu. Türkiye'de bu yabancı mallara olan bağımlı bir kere bakmamız lazım. Her türlüyle. Şimdi biz yabancıya karşı değiliz. Yani orada çeşitli şirketler var. Yabancı kuruluşlar var. Bir kahve içmeye gidiyorum. Benim ismimi taşıyan mesela Ordu adı altındaki bir kahvehaneye gittiğimde fiyat 5 lira ise yabancı bir markaya gittiğimde 15 lira ve daha da fazla. Ya burada gerekçe ne olabilir? Biz yabancıdan mal almayalım veya yabancıya gitmeyelim, yabancıyla ilişkileri keselim anlamında bunları söylemiyorum. Ama bizim kendi özümüzde bu varken ve bizim kendi malımızsa, mesela çayı gidip benim başka bir yabancı ülkenin ismiyle yazılmış olan iş yerinde içiyorsam kendimi sorgulamam lazım. Ve aynanın karşısına kendime bakmam lazım. Yani çay denildiğinde Türkiye akla geliyor. Bütün dünyada bu böyle. Ama biz Ordu yaşayan gençlerimiz özellikle, üniversiteli gençlerimiz, bizi ekran başında izleyenler bunu bu şekilde bilmeli. Yani ama sanki bir özenti var hocam değil mi? Yani o yabancı isimlerle böyle dikkat çeken iş yerlerine gitmeyi, işte oradan sosyal medyaya paylaşımlar yapmayı sanki biraz özenti olarak görüyorum ben. Ama bu A'dan Z'ye olmuş oldu. Çünkü alışveriş merkezlerinin olmuş olduğu yerlerdeki benzeri iş yerlerinden bahsedelim. Mesela orada hiçbir saat göremezsiniz. Hiçbir alışveriş merkezinde saat göremezsiniz. Çünkü zaman mevhumunu onlar kaldırmak isterler. Kişi işte telefonuna bakarken oradan ne görebilirse karşısında onu görmüş olacak. O da iki arkadaş karşılıklı olarak çay içerken o kendi telefonuyla yazışma yapıyor. O kendi telefonuyla yazışma yapıyor. Sözde sohbet. Ve hem kendi sağlığını bozan hem çevreyi bozan belli bağımlılık adı altında çayı da yanında yudumlamış oluyor. Nerede?
yabancı marka bir isim adı altında. Ama bizim ordumuzda kaç tane bizim ordunun kendi adıyla kurmuş olduğu işleri var. Veya Giresunlu kardeşlerimizin veya Adanalı kardeşlerimizin aynı şekilde kendi adıyla kurmuş olduğu yerler var. Oralara gidip oralara bir sahip içelim. Adanalı şalgam suyunu gidip de efendim şalgamı hiç tanımayan bir isim altındaki ülkenin kurulmuş olduğu bir şirkette içerse kendini sorgulaması lazım aynanın karşısında. Evet. Biz buna gitmemiz lazım. Kaldı ki bunun yanında bir de neyi neyle karşı karşıya geliyoruz? Dille. Ve o gibi iş yerlerine bakalım. Orada da mevcut bu. Beraber gidip gezip görelim. Arkadaşlarımız gezip görüntü alsınlar. Orada yazılan Türkçe'de kendi dillerine göre uyarıklı olarak yazılmıştır. Küçük harfle başlamıştır. Ortaya büyük harf getirmiştir. Sonunda işte noktası, virgülü, soru işareti, ünlemi hiçbir şey yoktur. Bu benim markam demiştir. Bu ülkede bir Türk Dil Kurumu var. Buna dikkat edilmesi gerekir. Şimdi bende birkaç fotoğraf vardı. Gökhan Bey'le bunu aktarmaya çalıştım bu fotoğraf ama evet. Bilmiyorum. İnşallah ileride yine bir örnek şekilde yayınlanır. Dün havalimanında önce bu ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise bu gibi herhangi bir uyarıda önce Türkçe yazılmalı. Bu dünya genelinde böyle. Ama biz bunu yani ne olsun diye bilmiyorum ama isim de bulamıyorum buna. Bir kelime de bulamıyorum. Önce bir yabancı dili oturtturuyoruz. Ardından Türkçe'ye oturtturuyoruz. Ama burası Türkiye. O halde önce Türkçe'yi sonra uluslararası dil olan dili oturtturalım altına. Ben ona karşı değilim. Ama önce o dili oturtturursak kendi dilimizden o dili daha üstün görmüş oluyoruz. Hiçbir dünya ülkesinde bunlar yok. Evet. Bizde var ama. Aman kimseye karşı kötü davranmayalım, hoşgörü içinde olalım, tamam olalım. Buna ben de beraberim onunla birlikte. Ama dilime gelince dil ana demek. Eğer biz anayı atıyorsak, anaya kötü söz söylemesini istiyorsak o zaman yabancı dili önce yazalım, kendi dilimizi sonra yazalım. Ama bunun bir kötü söz olduğunu da muhakkak herkesin kafasına kazıması lazım. Evet. Bunu bilelim. Hocam şimdi yabancı işte iş yeri isimlerinden bahsettiniz. İşte yabancı birçok kelime girdi hayatımıza. Günlük hayatta da gençler çok kullanıyorlar. Argo kelimeler mesela. Yani bir Türkçe emekli bir Türkçe öğretmeni olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle devam ederse nasıl olur? Böyle devam ederse Allah'a ısmarladık demeyi, hoşça kal demeli, efendim kolay gelsin demeyi, merhaba demeyi, selam vermeyi unutmuş oluruz. Bugün bazı yerlere gidiyoruz. Çıkarken kişi telefon görüşmelerinde özellikle o işte üç harflik yabancı sözcük var ya onu ifade ederler. Üç harflik yabancı sözcük. Sayın izleyicilere sanırım biliyorum ne olduğunu. Bunu söylemek bir insan da ayrıcalık değil. Bunu benim kendi içimde olan da var. Ailemde de var aynı şekilde. Hı hı. Kendi ailemde. Ama biz elimizden geldiği kadar söylemeye çalışıyoruz. Ama bu Türkiye'de genel kurulumuz. Sanki o sözcüğü söylediğim takdirde mertebe olarak daha üst seviyelere çıkıyorum anlamına geliyor. Bana sorarsanız mertebe olarak inmiş oluyorsun. Yani senin profesör olman, doktor olman, eczacı olman, efendim mühendis olman, memnun olman o başka bir şeydir. O senin mesleğindir. Eğer biz bunu yapmazsak, şimdi kendimize ait söz vardır. Kendi dilinde doğruyu bilmeyenler başka dillerde yanlışı düzeltemezler. Biz önce kendi dilimizi doğruyu bilmeye çalışacağız. Kaldı ki bunu söylerken benim Türkçem o kadar güzel bir Türkçe sahip değil. Biz orada büyüdük, orada yetiştik. Türkçe dersleri boş geçti, İngilizce dersleri boş geçti, çeşitli derslerimiz boş geçti. Avukat işte hanımefendi geldi bize İngilizce dersi verdi. Ve efendim tarihçi öğretmen geldi Türkçe dersi verdi. Türkçeci tarih dersi verdi. Bu şekilde büyüdük. Bir sınıfta 60 kişiydik biz. Yani bugünkü gençlerin aslında bu gibi geçmişe yönelik bu değerleri öğrenirse, bilirse, okursa ne kadar şanslı olduğunu görebilmesi lazım. Ve zaten telefonunda her şeyi görüyor. Dünyayı izleme imkanı var. Ya bizim ecdadımızı eğer unutursak o zaman bu yapılan eksiklikleri bugünkü gençler daha iyi şekilde farkında olursa Türkçemize daha fazla sahip çıkacaklardır. Ve bir fiil bu gibi durumda girip selam verip halatır sorup neden yanlış yazıldığını, neden küçük harfle başlayıp da büyük harfle devam edip tekrar küçük harfle bitirildiğini sorabilir. Anlamadığımız sokağa çıktığımızda görüyoruz işte. Herkesin bir lefası var. Lefada bir cümle yazılı. Bir sözcük var. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ben hiç unutmam. 1989 yılında bir
seminerdeyiz. Oraya profesör bir büyüğümüz geldi. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Kendisi İstanbul'da oturuyormuş. Sürekli et aldığı bir kasaba gidiyor. Bir sabah o kasabanın önünden geçerken bakıyor ki vitrinde bir şey yazılı, Fransızca yazılı. Şaşırıyor tabii. İçeri giriyor, selam veriyor. Orayı işleten kişinin babası çıkıyor. İşte oğlum nasılsın, iyi misin? Hoş geldin, hoş bulduk. Nerede oğlun diyor. Şimdi gelecek diyor. Nedir diyor, ben yardımcı olayım sana. Ne kadar et lazım? Kusura bakmayın ama ben şimdiden sonra buradan et almam diyor. Hayırdır diyor, ne oldu? Ama siz bak vitrine yeni bir yazı yazmışsınız. Nedir bu? Ben bilmiyorum, oğlum Fransa'daydı. Gezmeye gitmişti. Bunu getirdi, yapıştırdı diyor. Şimdi o yazı ifade olarak bizim kasaphanede genç domuz eti satılır diye veya evcil domuz eti demeyeyim de artık yani doğada dolaşan genç domuz eti satılır diye bir ibare olmuş. Şimdi bizim vatandaşımız da onun görünümü hoşuna gittiği için Fransa'dan almış getirmiş vitrinine yapıştırmış. Ama anlamını bilmiyor. Tabii oğlu geliyor, Allah'ın özür falan ve amin çıkarıyorlar tabii yazıyı. Biz de sizin de az önce vurguladığınız gibi dışa karşı olan böyle bir özenti söz konusu. Dile karşı özenti, giyinişe karşı özenti, efendim davranışlara karşı özenti. Yani bu özenti içindeyiz. Ama üzülerek şunu da belirteyim, benim kendi meslektaşlarıma, belki ekranlar başında olup da benim bu sözlerime kırılacak olan kardeşlerimiz olabilir, onlardan da özür diliyorum. Ya biz öğretmenimizi görünce, yani öğretmen olduğunu anlıyorduk. Bugünkü kardeşlerimizi görüyoruz. Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Beyan Milli Eğitim Bakanımız da bu konuda ki kulağına gittiklerinde aynı şeyi bizim onlara karşı da aynı şekilde söyleyebilirim. Çünkü ben öğretmenim daha değişik şekilde gördüm. Yani öğretmenden korkmak anlamında söylemiyorum bunu. Ama benim öğretmenim okuldan çayı alıp okulun duvarının dış kısmına gelip duvarın üzerine çayı bırakıp o illeti, ismini söylemek istemiyorum, yakıp öğrencilerinin karşısında bunu hiçbir zaman tüttürmedi. Kusura bakmasın. Evet. Tabii bu örnekleri görüyoruz. Bu da dolayısıyla özentiye bizi götürmüş oluyor. Evet. Üzerindeki kılık ve kıyafeti. Her şeyi. Benim Alman Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan bir öğretmenim benim. 41 yıl Alman Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalıştım. Ve ben şortla okula gidebilirdim. Herhangi bir sorgulayanım yoktu benim. Kılık kıyafet muhakkak olmalı mı? Bana göre olmalı. Öğrenci bunu bilmeli. Evet. Hocam tabii bunları da konuşacağız. Ama reklama gitmemiz gerekiyor. Süremiz geldi. Reklamın ardından tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Sigarasız Yaşam Derneği'ni de soracağız size. Öncesinde kısa bir ara veriyoruz. Değerli izleyenler, reklamların ardından yayınımız son bölümüyle devam ediyor. Bu bölümde de Almanya Sigarasız Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Şaşmaz bizlerle birlikte olmaya devam edecek. Tabii bir önceki bölümde reklama gitmeden önce Türkiye'de, ülkemizde gençlerimizin hayatına çok fazla yabancı kelimelerin girdiği, hatta iş yerlerinin tabelalarına yazıldığı, bu kelimelerin sayısının sürekli arttığını, hatta argo kelime kullanımının bile yaygınlaştığını konuşuyorduk hocam. Şimdi ben yurt dışını sormak istiyorum. Almanya'da mesela gençlerimiz nasıl yetiştiriliyor, Türk gençleri orada? Ve sadece az önce şimdi yerli malı haftasını konuşuyorduk. Tabii sadece belirli günler ve haftalarda, bu haftada eminim ki kutlanmıyordur. Diğer önemli günlerde de ne gibi etkinlikler yapılıyor? Bu konuda neler söylersiniz? İsterseniz son bölümden girmiş olalım, evet. Artırma ve yerli malları haftası ile ilgili olarak. Tabii dediğiniz gibi sadece artırma ve yerli malları haftası, artırma ve Türk malları haftası diye belirli günler yok. Bunun haricinde bizim Almanya'da etkinlik göstermiş olduğumuz dini bayramlarımız, milli bayramlarımız veya kandil gecelerimizin yanı sıra efendim aşure günü, okulda aşure günleri yapıyoruz. Okullarda aşure günlerini Alman öğrencilere de tanıtmış oluyoruz haliyle. Bunun yanında Dünya Komşuluk Günü. Geçtiğimiz ay 17 Kasım Dünya Komşuluk Günü'ydü. Biz genelde o civarda bulunmuş olduğum yerdeki belediye başkanıyla birlikte komşularımızı geziyoruz. Komşularımıza hediyeler dağıtıyoruz. Özellikle dağıtmış olduğumuz hediyeler içinde burada İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzün de yardımıyla, valiliğimizin de yardımıyla bunun yanında iki ayrı şirket var. Bilmiyorum reklama girer mi? Özellikle bize bu konuda yardımcı olan şirketler. Biz isim vermeyelim. Tamam. Onların vermiş olduğu işte fındık ezmesi ve fındık ürünleri diyeyim. Veya yağ
her neyse onları torbaların içinde bizim ordu valiliğimizin torbaların içine doldurup belediye başkanımızla birlikte işte İtalyan komşular, Suriye'den gelen komşularımız, Alman komşularımız, Bosna'da komşularımız, Rus komşularımız onlara dağıtıyoruz. Bu yıl biraz gecikmeli oldu belediye başkanından dolayı, onun randevularından dolayı. 27 Aralık'ta inşallah 19 komşumuzu gezeceğiz inşallah. Ve onları da aynı şekilde yine ordumuzun ürünlerinden takdim etmeye çalışacağız. Bu mesela Dünya Komşuluk Günü'nün yanı sıra yaşlılara saygı haftası. Biz 30 yıl civarında öğrencilerle beraber huzur evlerini ziyaret ettik. Huzur evi ziyaretlerinde Alman yaşlı dostlarımız böyle gitmiş olduğumuz yerlerde 50 ile 80 arasında huzur evinde kalanlar vardı. Bunların birçoğu Katibim şarkısını bilir mesela. Ben çocuklara işte Postacı şarkısını okuturduk veya bazen İstiklal Marşı'nı okuttuğu olmuştur. Andımızı okuttuğu olmuştur çocuklara. Onlar da bize Katibim şarkısını okutmuştur. Ben bunlara hazırlıklı olarak gitmeye çalışıyoruz. Katibim şarkısını yazıp altına okunuş şeklini ve bir de Almanca anlamını onlara veriyoruz. Daha fazla katılım oluyor okuyanlar arasında. Bu gibi etkinliklerin ülkemizde de yaygınlaşması lazım. Yani Dünya Yaşlılar Günü biz genelde 18-25 Mart tarihleri arasında yapıyoruz. Dünya Yaşlılar Günü'nü. Dünya Komşuluk Günü 17 Kasım'da ama bunun komşuluğun günü yok. Her gün komşuluk günüdür. Evimizde bir şey pişiririz. Alt kattaki veya üst kattaki komşuya bunları verebiliriz. Yani üst kattaki komşu da pişirdiği zaman bir şeyi alt kattaki komşu da bize getirebilir. Bu bizim geleneklerimizde, kültürümüzde olan ve hediyeleşme olayı ki sünnettir diyoruz. Peygamberimizden kalan bir kültür. Dolayısıyla bunu sürdürdüğümüz takdirde birbirimizle olan ilişkilerimiz daha fazla gelişmiş olacak. Tabii argo kelimelere gidiniz. Yurt dışında argo kelimelerinden ziyade yapılan şunlar oluyor. Almanca ile Türkçeyi karıştırma. Mesela ben Bahnhof'a gidiyorum. Mesela ben gara veya istasyona gidiyorum demez de ben Bahnhof'a gidiyorum tren istasyonu şeklinde onu şekilde vurgulayabiliyor. Şimdi biz öğrencilerimiz bu durumda da hep örnek verdiğimizde ben Alman olmuş olsam hani Yarmaç Odun deriz ya Yarmaç Odun'la benim sırtıma bir tane vursalar niye böyle vurdun bana kardeşim diye sorduğumda sen benim dilimi çorba yaptın kardeşim. İki kelime Türkçe, bir kelime Almanca veya tersi. Bir kelime Türkçe, iki kelime Almanca konuştun. Benim ülkemde benim dilimi çorba haline getirdin diye cevap aldığı takdirde o bana vurmuş olduğu, Yarmaç olduğunda haklı. Bir şey diyemem. Çünkü az önce söyledik ki dil anadır dedik. Ben onun anasına hakaret etmiş oldum. Kendi diline hakaret etmiş oldum. Dilini savunamayan bir insan neyi savunması gerekir? Yani. İşte onun için Almanya'da bu argo kelimelerden ziyade böyle Almanca'yı Türkçe'yi karıştırarak söylemiş olduğumuz, konuşmuş olduğumuz cümleler olmuş oluyor. Bunun haricinde bu Türkiye'deki argo kelimeler olmamış oluyor. Ama Türkiye'de cümle içinde kesinlikle yabancı bir sözcüğü araya nokta olarak atıyoruz. Evet maalesef. Bunlar özellikle bize, yani bunları ben dile getirmek istemiyorum şu anda burada. Ama izleyin lütfen, sokağa çıkalım. Ya benim köydeki Ahmet dayım da böyle, Mehmet dayım da böyle. Ayşe teyzem de öyle, Fadime teyzem de öyle. Artık nereden duymuşsa o sözcüğü getirip atıyor o nokta atışı. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Çocuklar da artık hocam yani 2-3 yaşındaki, 4-5 yaşındaki çocuk bile kullanıyor maalesef. Ne yakarsan onu pişeceksin. Evet. Büyüklerinden duyuyor. Kesinlikle. Oyun arkadaşlarından duyuyor. Maalesef ki kullanıyorlar. Evet. Yani i̇nşallah düzeltiriz bunları. İnşallah, inşallah. Tabii 12. aydayız. Bu ay bizim için çeşitli etkinliklerin de olmuş olduğu aydan ziyade efendim değerlerimizin de doğduğu ve vefat ettiği aylar haliyle. Mesela bir Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü, vefat yıl dönümü. Bunlar Milli Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un öğrencilere vermiş olduğumuz her ayın önemli günleri listesinde bugün Türkiye genelinde istisnalar hariç bölgelerde bunları göremiyoruz. Şimdi ben bulunmuş oldum, oturmuş oldum ev okulların karşısında bir yer Ordu'da. Özellikle sabahleyin pazartesi günleri bakıyorum. İstiklal Marşı okunurken emin olun %80'i yürüyüşe devam ediyor. %80'i. %20'si çocuklarını bekliyor. Ama bizim diğer arkadaşımız, yani çok özür diliyorum. Ben köpeğin dahi İstiklal Marşı okunurken
durduğunu gördüm. Yaşadım ben bunu. Camdan bakıp yaşadım. Ama benim kardeşimin çocuğu devam ediyor. Benim arkadaşımın çocuğu devam ediyor yola. Benim gencim devam ediyor yola. Bu işte Avrupa'yı bir sistem. Çünkü Avrupa'da milli marş konumunda böyle bir ifade yok. Adamın kendi ulusal bir marşı vardır. Bu ulusal marşı öyle okur. Bunun karşısında duracak mı, durmayacak mı? Ne şekilde durması gerekir? Konuşacak mı, konuşmayacak mı? Bu değerler önem vermezler. Ama biz bu şekilde büyümedik. Bunu uyaran öğretmen kardeşlerimiz olmadığı müddetçe de bu böyle devam edecek. Ve bunun da karşılığını biz maalesef çok ağır ödeyeceğiz. Çünkü bir ülkenin dili bozulmaya başladığında dininde de soru işaretleri görür. Bugün gündem olan bazı konular var biliyorsunuz. Bunun başlangıcı dildir. Sen kendi dilinde eğer kültürünü, inancını yaşamazsan başka dillerde öğrenecek olduğun inancında konumu bugünkü durum olur. Orada da özenti var bizde. Yani sizin az önceki sözünüze geliyorum. İnanç meselesinde de bizim Avrupa'ya karşı olan bir özentimiz var. Kendi inancımızı, yani biz bir arkadaşım söyledi, iş insanı. Hocam yıllar sonra Kur'an okumaya başladım dedi. Sonra merak ettim. Okumuş olduğum duanın Türkçe mealini de öğrenmeye başladım dedi. Ben dedi Türkçe mealini okurken ağlıyorum dedi. Ben dedi şimdiye kadar 45 yıl boşuna yaşamışım dedi. Şimdi 50 küsur yaşlarında bir arkadaşımız. 45 yıl boşuna yaşamışım. Ben meali okurken ağlıyorum dedi. Ama ben Arapçasını öğrendik. Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz. Evet. Fakat anlamını bilmiyorum. Yani muhakkak iyi bir şey. Kötü, imkansız olamaz. Cenab-ı Allah'ın bizim için göndermiş olduğu kitap. Kabulüz buna Müslüman olarak. Evet. Ve son din, tek din diyoruz. Bunun mealini okurken ben ağlıyorum dedi. Hangisi olursa olsun dedi. Ama önce düşünmem lazım dedi. Birincisinde, ikincisinde, üçüncüsünde değil ama dördüncüsünde başlıyorum ağlamaya dedi. Bize neler vermiş ama biz bunu anlamadığımız için yıllarca bunu okumuşuz dedi. Evet. Yani şu anlama gelmesin. Biz bunun Türkçesini öğrenelim de, mealini öğrenelim, herhangi bir duanın. Arapçasını unutalım, okumayalım anlamında söylemiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Ve buradan da yola çıkarak sizin yine sorunuzun devamı olarak efendim. Şu anda Avrupa'da, özellikle Almanya'da pazar günleri sabah kahvaltıları var. Kış döneminde. Saat 7.30 civarı. Tabii bizde şu anda 2 saat fark var biliyorsunuz Türkiye-Almanya arasında. Evet. Saat 7.30 civarı sabah namazı kılınır. Sabah namazından sonra hocamızın bir sohbeti olur. O arada o gün kim kahvaltı verecekse caminin derneğinde kahvaltı hazırlanır yarım saat içinde. Bütün cemaat iner ve orada beraber kahvaltı yaparız. Halkla beraber. Başka misafirler de gelebilir. Ama bu kahvaltı esnasında da muhakkak bir bilgilendirme toplantısı olur. Bu geçtiğimiz pazar değil, ondan önceki pazar. Bizim bulunmuş olduğumuz yerdeki Diyanet İşleri'ne bağlı olan camimizde böyle bir toplantı oldu. Burada Türk-Alman Sağlık Vakfı'ndan gelen bir doktorumuz, salgın hastalıklarla ilgili, son zamanlar biraz daha başka bir yönde gelişti biliyorsunuz. Onunla ilgili bilgilendirme yaptı. Bizler de tasarrufla ilgili, artırma ve yerli mallar haftası yaklaştığı için o tarihte, tasarrufla ilgili çocuklarımızın kendi milli değerlerimizde, kendi konumumuzda, bizim ülkemizden gelen yiyeceklere, meyvelere ve bütün ne varsa artık veya bütün tekstil ürünleri de geliyor tabii. Bunlara yönelmemiz gerektiğini, hatta böyle durumlarda çeşitli bankalar arasında bulunmuş olduğumuz yerde eğer bir Türk bankası varsa, isim veremiyorum, onlara müşteri olmamız gerektiğini. Bu gibi konularda kendi aramızda sohbet ediyoruz. Banka deyince müsaade ederseniz bir konuyu açıklamak istiyorum. Tabii. Özellikle bu benim duyurum iş yerlerine yönelik olsun. Çünkü ben dün bir fabrikayı gezdim. Yozgat'a bağlı bir yerde. Fabrikanın sahibinin Almanya'da çok büyük bir fabrikası var. Ağır sanayi. Buraya da bir fabrika açtı. İnşallah herkese nasip olur o fabrikayı orada görmek. Bu arkadaşımız 4. sınıfa kadar okumuş. Daha düne kadar heceleyerek okuyan, 1994 yılında ilk şirketini kuran Almanya'da ve bugün belki Avrupa'nın ilk üçü arasında ağır sanayide. Özellikle kepçe ağızlarında arkadaşımız. Dedi, hocam dedi, geçen banka müdürümle konuştum. Sürekli telefonlarımıza bir haber geliyor. İşte hesabınızı bize aktarırsanız şu kadar para verilecek.
şeklinde. Türkiye'deki fabrikayı kuralı bir yıl oldu kendisini. Şu anda 50 küsür civarında eleman çalıştırıyor. Hedef önümüzdeki yıl 100'ün üzerine çıkmak ve kapalı alanında çok büyük bir şekilde genişletmek. Banka müdürünü çağırdım. Bak benim 50 küsür tane elemanım var. Siz böyle bir reklamlar geliyor. Ben bütün elemanlarımı sizin bankaya getireceğim. Bana kaç lira vereceksin? İşte efendim şu kadar olur, bu kadar olur. Ben bu kadar para isterim. Sen dersen ki bana bu parayı vereceğim. Bütün bu buradaki elemanlarım sizin bankaya gelecek. Ve anlaşıyorlar kendi aralarında. Geçen ayın maaşını, yani 11. ayın maaşını bankadan almış olduğu parayla birlikte elemanlarına veriyor. Yani kişinin maaşı 10 bin liraysa, bankadan da işte 7500 almışsa 17500 olarak veriyor. Yani bankadan aldığı parayı sadece elemanına vermiş oluyor. Şimdi bu eleman niye çalışmasın? Böyle bir imkanı işverenlerin varsa kendi elemanlarının bankalarına yönlendirdiği takdirde elemanlarını bu imkanı alacak ve vatandaşa verecek. Bunu bizi izleyen işverenler önümüzdeki Ramazan bayramı ile ilgili bayram harçlığı hani bayram evet. için gelir ya maaşının yanında biri de bunu verebilir. Bankadan almış olduğu parayı. Evet. Yani burada bir duyurmuş olalım bu vesile. Bu arada programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yaklaşıyoruz da, vakitte yaklaşıyoruz. Yani derneği de biraz konuşalım istiyorum. Sigarasız Yaşam Derneği'ni. Çünkü sigara kullanma yaşı da maalesef ki çok küçük yaşlara kadar düştü. Ve bu zararlı alışkanlıktan çocuklarımızı korumak için neler yapıyorsunuz? Sigara kullanma oranı şu anda ne durumda? Şimdi dünya genelinde 8 milyon insanımız maalesef sigarada her yıl gidiyor. Bir de bunların artı 900 bin civarında pasif içici konumunda olanlar da var haliyle. Çocuklarımız üzerine çok büyük bir etki yapıyor. Derneğimiz bu önceki programlarımızda birkaç kez konuştuk. Belki bizi ikinci, üçüncü kez izleyen izleyicilerimiz sıkılmış olabilirler bu konuda. Bizim asıl amacımız çocuklarımızın sigaraya başlamaması açısından. Evet. Onlara güzel bir örnek olmamız açısından. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Özellikle az önce söylediğim gibi camilerde yapmış olduğumuz Ramazan aylarındaki sohbetlerimizde, konuşmalarımızda Ramazan ayının sigarayı bırakmak için reklam olarak bir şeyimiz yok değil mi? Yok. İsim söylüyoruz burada. Evet. Yani sigara sağlığa zararlı. Evet. Bunu hepimiz biliyoruz. Bilmeyenimiz yok dünya genelinde. Ramazan ayları bunu bizim için bir, özellikle Müslümanlar için büyük bir vesile. Bunu yakında inşallah Mart ayında Allah izin verirse, Allah ömür verirse daha fazla değerlendirmemiz gerekir. Bir vesile olup orucumuzla birlikte sigarayı da sonlandırmamız lazım. Yani sigaranın haram olduğunu bugün Diyanet İşleri Başkanımız söylüyor, söyledi, yazdı. Biz dernek olarak bunu, ben kendim ilahiyatçı değilim ama 2002 yılında yine bizim Ordulu bir hoca kardeşimizin dile getirmiş olduğu, yazmış olduğu çeşitli ayetlerden ve hadislerden yazarak haram olduğunu o zaman yazmıştı. Ama Diyanet İşleri Başkanımız 2019 yılında Ocak ayında bunu dile getirdi. Haramdır dedi. Şimdi Kur'an'da israf haramsa daha bunun aslında konuşmaya da hiç gereği yok. Başka bir ayet aramaya, hadis aramaya da hiç gerek yok. İsraf haramsa sigaranın bir kişi faydalı tarafını söyler. O zaman biz de içeriz. Yani madem faydalı biz de kullanırız bunu. Tabii sigaranın bugünkü topluma vermiş olduğu, doğaya vermiş olduğu zarar. Biz çocuklara hep sorarız, kızım ne olmak istersin veya oğlum ne olmak istersin diye özellikle ikinci sınıfta itibaren sorduğumuzda çoğu bizim konumuzun biraz haricinde ama oraya getireceğim şimdi. Öğrenciler bizde asker ve polis olmak ister Almanya'da. Çünkü üzülerek söyleyeyim, yurt içindeki arkadaşlarımız haberleri izlemezler fazla burada. Bunun bazı illeri aradığımda arkadaşlarım işte sizin orada deprem olmuş diyorum. Ben hissetmedim diyor. Gerçekten olmuş mu diyor. Telefonu kapatıyoruz. Yarım saat sonra arıyor beni. Hocam sağ ol Allah razı olsun haber verdin bana. Sen o şehirdesin haberin yok. Ve o ülkedesin haberin yok senin. Bizim haberden biraz uzağız. Bizim çocuklarımız neden asker ve polis olmak ister? Çünkü ülkenin müdafasında askerlerimizin ve polislerimizin şehit olmasından dolayı yurt dışında yaşayan çocuklarımızın büyük bir bölümü polis mesleğini ve asker mesleğini seçerler. Ondan dolayı. Yani vatanın kurtuluşu için. Vatanın belli bir şekilde sınırlarını koruması için. Polis olmak, asker olmak, doktor olmak, eczacı olmak, mühendis olmak tabii ki çok güzel bir şey. Ama biz önce
Neyi söylemeye çalışıyoruz? Ben dürüst ve ahlaklı anneme, babama, doğaya ve bütün insanlığa faydalı birey olacağım. Bizim ilk mesleğimizin bu olması gerekir. Ve öğretmen kardeşlerimizin bu hususta bunu dile getirmesi lazım. Yani ben profesör olmuş olsam, eğer topluma zarar veriyorsam bana ne faydası var? Evet. Yani onun için buradan yola çıktığımızda o söylemiş olduğunuz illeti kullandığım takdirde hem kendi sağlığıma hem topluma zararlı olduğunu tam olarak görüyoruz. Özellikle bu gibi aylarda bunu dile getirmemiz lazım. Siz programın sonu dediniz. Ben tekrar bütün izleyicilere şunu hatırlatmak isterim. En azından Mehmet Akif'in ölüm ve doğum yıldönümü günlerinde milli şairimizi anmaya çalışalım. Evet. Artırma ve Yerlimalar Haftası'nda bu özellikle bir lokantada yemek yerken tabağımızda bir pirinç tanesini dahi bırakmamaya çalışalım. Benim babam 1970'li yıllarda demir almaya gitmişti İstanbul'a silah yapımında. Demirci babamı yemeğe davet ediyor. Bir öğle yemeğine. Kendisi Güney Kıbrıs'tan. Bizim dindaşımız olmayan gayrimüslim bir insan, iş insanı. Babam o gün diyor ki tamam gidelim yemeğe diyor ama daha sonra aklına geliyor. Bugün cuma diyor. Cuma'ya gideceğim ben. Bir dahaki geldiğimde yemeğe gidelim. O şahıs ki o şahsı da çoğu insanlarımız tanır. Çünkü Hürriyet'te reklam olmuyor değil mi? Sizin gazeteniz burada nasıl olsa. Reklam olmuyor. Evet. Hürriyet'te bu ana manşet olarak verilmişti o şahsın adı. Kıbrıs Savaşı'nda 1974 yılında manşet olmuştu. Burada kazandığı parayla Güney Kıbrıs'a bir savaş uçağı hediye etmişti o şahıs. Bahsettiğim. Velhasıl babam bekliyor. Cuma namazından sonra yemeğe gidiyorlar. İşte o zaman pilav, işte az fasulyeli pilav ve üzerine bir hoşaf. Artık ana yemeğinden sonra bu geliyor. Babamın tabağında birkaç pirinç tanesi kalıyor. Bu şahıs diyor ki, Cevat Bey, samimiyetinize güvenerek şunu söylemek istiyorum. Bak ben gayrimüslimim ama Türkiye'de yaşıyorum. Bu ülkede ticaret yapıyorum. Sen namaza gittin, geldin, tabağında senin bak kaç tane pirinç var. O zamanlar 5-600 milyon civarında Çin'in nüfusu. Şimdi Çin'de her şahıs tabağında böyle birkaç tane pirinç tanesi bıraktığı takdirde ambar dolar. Şimdi namazdaydın, geldin, bunu söylüyorum, kusura bakma diyor. Babam İstanbul'dan geldiğinde ilk bize bunu söylemişti. Şimdiden sonra tabakta yemek kalmayacak diye. Şimdi lokantalarda özellikle tabağın sonuna kadar getirdiğimiz takdirde bizi çok aç zannediyorlar veya çok cimri zannediyorlar. Ben bunun parasını veriyorum. Artmışsa sardırırım ve götürürüm. Bu benim hakkım. Ve bunu halkımızın öğrenmesi lazım. Çöpe gidecek yoksa hocam yani. Yazık yani, değil mi? İsraf. İsraf. Yani bir de oradan da çıkıp eğer abdest alıp namaza da giriyorsak, israf da haram biliyorsak, tabağımızdaki yemeği de bırakıyorsak söylenecek bir şey yok demektir. Ve son sözüm şu olsun. İçeceklerden. Bizim içeceğimiz, milli içeceğimiz belli bizim. Ayran. Su. Evet. Piyasada işte gazoz vardır mesela. Bizim Ordu'ya has gazozlarımız var. Dün bir yerdeyim. Emin olun bir tane Türk içeceği yok. Ankara'ya gelirken yapmış olduğum yolculukta, uçakta dışarıda Türk bayrağı var. Kabin şefine de bunu söyledim özellikle Murat Bey'e. İsmini de söylüyorum. Tesadüfen bu sabah da onunla gelmiş oldum tekrar Ankara'dan buraya. Almanya-Ankara yolculuğunda su var dedi. Başka bir şey yok dedi. Peki diğer içecekler ve yapılan anonsta da tavuklu bilmem neyin yanında içeceğiniz şu içecek diyor. Size en büyük zevki verecektir diye anons yapıldı. Beni rahatsız etti, sordum. Hocam buradaydı, hepsi dedi, kendimi tanıttıktan sonra. Hepsi dedi, bu şirketin malları dedi. Bunun haricinde yok dedi. O zaman dedim ki ben yazacağım kesinlikle o şirkete de. Bunu uçağın dışındaki Türk bayrağını kaldıralım. Bir anlamı yok ki. Yani Türk bayrağı uçağın dışında, uçakta bir tane Türk içeceği yok. Bir tane. Hangi şirket olduğunu herhalde izleyicilerimiz bilir diye düşünüyorum. Yani. Ben teşekkür ederim konu gittiğiniz için. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Tabii gelir gelmez konuğumuz olduğunuz için bizler de çok mutlu olduk. Güzel, keyifli bir sohbetti. Böyle
hayatın içinden de biraz sohbet ettik. Dilimizi konuştuk, yerli malı haftamızı konuştuk hocam. Sigarasız Yaşam Derneği'nden de yine bahsettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bekleriz inşallah geldiğinizde. İnşallah bütün izleyicilere selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İnşallah görüşmek üzere. Evet. Peki. Değerli izleyenler, bir Ekran Gazetesi'nin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bize ayrılan sürenin artık sonuna geldik. Yarın da aynı saatte farklı konularda konuklarla burada olacağız. Hoşçakalın. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.